Tamam. Özür dilerim. Şöyle yetki belgesiyle olanlar olmuyor. Geçelim. Kimin elinde bakalım? Kimliğine verebilir misiniz? Kimliğimi alabilir miyim? Tamam. Kimle beraber geçelim. Bir saniye siz. Taraf bir o şekilde almıyor. Ama geçen yasa girdim. Hakim Bey'e sorarız. Siz tamam. Kenarda bekleyin isterseniz. Hakim Bey'e soralım çünkü o şekilde söyledi. Davacı Hüseyin Ertaş. Tamam, Hüseyin Ertaş. Buyurun. Siz şey yapalım. Ben geçsem de. Rekat tarzı var. Geçin. Aileden, aileyle de görüşmek istedik. Onların da gönül rızalarını almak istedik. 5 yıl onlarla görüşmek için her şeyi yaptık. Neşet Ertaş hayatında her attığı adamın muvaffakatnamesini, noter vekaletnamesini veren bir insan. Böyle bir vasiyeti olsa buna bir vasiyetname çıkarmaz mı? O kadar muvaffakatname çıkaran insan bu kadar önemli bir konuda ya da hali hazırda verdiği muvaffakatnamelerde sinema filmi hariçtir diye yazmaz mı? CNN Türk'teki röportajını hepiniz seyrettiniz, hepiniz gördünüz. Kitap hakkında nasıl bahsettiğini, gelecek nesillere kalmasını ne kadar çok istediğini hepiniz gördünüz. Çocuklarımın, eşimin babalık görevinden, çocuklarıma babalıklarından çaldım. Günde 18 saat çalıştım, 20 saat çalıştım. Aylardır çalışıyorum. 5 yıllık proje, 3500 kostüm dikildi, 17 bin kişinin emeği var bu işte. Yazık, çok yazık. Hüseyin Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, şöyle bir konu açık. Sansür. Hadi, hadi gidelim. Biz kimse hakkında kötü bir şeyler söylemek istemiyoruz, kötü kelimeler kullanmak istemiyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz elimizden geldiği kadar uğraştık, savaştık. Tabii güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar herhalde. Yani bunların da söylenmesi lazım. Bir gün önce bir tedbir kararı verilmişti. Bu tedbir kararı Fikri Sinan Yaklar Mahkemesi'nden verilmişti. O tedbir kararı devam ediyor. Bu bir. İkincisi, bugün 43 asli hukukta bir davamız daha vardı. Kişilik haklarına saldırı davasıydı bu. Bu davadan da tedbir kararı verildi. Artık film maalesef haksız olarak çekildiği filmin vizyona giremeyeceği böylece tescil edilmiş oldu. Ne film ne de fragmanlar artık yayınlanamayacak. Bu konuda yasak demeyeyim artık. Mahkeme karar verdi. Şu saatten sonra umuyorum ki bu karar örnek olur. Mahkemenin kesin kararı nedir? Mahkemenin kararı filmin durdurulması yönünde. Evet. Fragmanların durdurulması yönünde. Şu anda hani onların açıkladıkları 23 Aralık'ta film oynatılamayacak. Bu, durum bu. Başka zaman mı? Ya ne yaptın? Söylemedim sana ya. Garip bir galip. Değil mi? Evet. Çok yüce.